Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah nasip ederse bu programımızda şeyh kelimesi neyi ifade eder? Tarikatlarda ne anlam taşır? Şeyhe bağlanmak ne demek? Bir şeyhe bağlanınca hayatımızda ne değişir? Bizi nasıl etkiler? Bir şeyhe bağlanmamız gerekir mi? Şeyhe bağlılığın manası, mantalitesi nedir? Bunu incelemeye çalışacağız ve İslam'a ne kadar uygun bunu sorgulamaya çalışacağız. Aziz dostlar, ekranda gördüğünüz üzere Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin şeyh tanımı burada yukarıdan buraya doğru izah edilmiş. Çok uzun bir izah yapılmış. Özetle müritlere rehberlik yapan ve onları inşaat eden kişi anlamında tasavvuf terimi denmiş. Ama bu ne kadar gerçekçi, bu ne kadar masum? Burada bunun tarihsel gelişimini anlatıyor. Yukarıdan aşağı doğru işte kim kullanmış, nerede kullanılmış, işte Kur'an-ı Kerim'de hangi manada kullanılmış. İhtiyar kişi anlamına gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok da öyle sufilerin yüklediği anlam yoktur. Hatta hiç yoktur. Şimdi tasavvufta yüklenen anlama bir bakalım. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim uygun mu değil mi karar vermeye çalışalım. Dostlar bakın burada şöyle bir ifade kullanılıyor. Kamil bir şeyhe biat eden müridin seyri sülükünü tamamlayıncaya kadar şeyhin denetimi altında bulunması şart koşulmuştur. Zira şeyhin rehberliği olmadan sülüke devam eden mürid nefsin ve şeytanın hilelerinden kurtulamaz. Yani sülük demek ruhsal olgunluk mertebelerinde yükselmek. Yani bu bir süreçtir. Bu süreçte de elinden tutan birinin olması gerekir. Bu sebeple şeyhinden ayrılan müride müridi mürtet denilmiştir. Mürtet mürit denilmiştir. Beyazıd-ı Bestami sülüke, yani bu olgunlaşma yoluna şeyhsiz devam etmenin tehlikesini üstadı olmayanın imamın şeytandır sözüyle dile getirmiştir. Bu şekilde dile getirmiş. Kuşeyri de üstadı olmayan mürid ebediyen iflah olamaz demiştir. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. Burada üstadı olmayanın üstadı şeytandır, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır, şeyhi olmayan imansız ölür gibi ağır ifadeler var. Bunları şöyle devir edebiliriz, şöyle anlayabiliriz. Ya bu hayatta, hayat çok uzundur, meşgaleler çoktur, öğrenilmesi gereken şeyler çoktur. Durum böyle olunca kendi kafanıza göre hareket etmeyin, bir uzmana başvurun. Hayatın çeşitli merhalelerinde uzmanlardan, rehberlerden yardım isteyin. Mesela kendi kafana göre bir ilaç buldun diyorsun, içip kendini zehirliyorsun, başkasını da zehirliyorsun. İşte şu bitki yemeğe tat verir diyorsun. Fransa'da böyle bir olay oldu. Ya Fransa ya Amerika hatırlamıyorum. Adamın bir tanesi gitti ormandan bir tane bitki buldu. Sabah kalktılar ki köydeki 300 kişi delirmiş. Bir köy aynı anda delirmiş. Neden delirmiş? Köyün fırıncısı ekmeğin içerisine ottan koymuş. O da hangi madde taşıyorsa herkesi delirtmiş. Böyle bir şey olursa ne olur? Kafana göre yaşarsan zarar görürsün. Ama bu kadar masum değil. Yani sufiler güzel başlar kötü bitirirler. Şimdi bakın burada aslında insanın mantığına uygun, ruhuna uygun güzel şeyler söylüyorsun. Ama burada kalmıyor. O kitapların detaylarına girdiğiniz zaman, o kitapların içeriğine girdiğiniz zaman bambaşka şeylerle karşılaşıyorsunuz. Mesela arkadaşlar size örnek vereyim. Müzekkin Nüfus isimli eser Eşrefül Rumi'ye ait. Bakın burada ben bu kitabın tercümanıyla da konuştum. O kadar korkunç şeyler var ki burada. Yani ben dedi bu kitabı tercüme ettim dedi. Tenkit şerhi düştüm. Yani burada Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan şeyler var. Bunu böyle yayınlayacaksınız diye. Yayın evinde sorun yaşadım diyor. Çünkü tenkitsiz olduğu zaman insanlar alıyorlar. Ama tenkit düştüğü zaman almıyorlar. O da enteresan bir şey. Bakın Eşrefoğlu Rumi, Pınar yayınları, İpek yayınlarından çıkmış. Sayfa 521. Mürit ve şeyh arasındaki ilişkiye ne diyor? Edep konusunda ne diyor? Mürit ile şeyh arasında edep denilince, mürit şeyhinin hiçbir kusurunu görmeyecektir. Hatta şeyh, müridinin yanında anadan doğma olarak çırılçıplak otursa bile yine de hakkında kötü düşünmemek gerekir. Hakkında kötü düşünmen için sana ne yapması gerekiyor affedersin? Daha korkunç şeyler düşünebilmemiz için sana ne yapması gerekiyor? Ola ki şeyh müridini sınamak istiyordur. Nasıl bir sınamadır bu ya? Çırılçıplak otur, ben seni denemeye karar verdim. Böyle saçmalık olur mu ya? Nereden tutsan dökülüyor. Eğer şeyhinde kusur olarak gördüğü bir durum olursa, henüz bunu kusur görmüyor, o kusuru şeyhinde değil, kendisinde olduğunu bilmeli ve inanmalı. Yani mürit kendisini affedersin aptal yerine koyacak. Adam anadan doğma soyunsa bile yok onda bir problem yoktur. Benim göz ve idrakimde sorun vardır diyerek mevzuyu böyle tevil edecek. Ve buna göre kendini düzeltmelidir. Bu adamın düzeltmesi diye bir olay yok. Bakın dikkat edin. Şeyhe karşı edep vardır ama şeyhin müride karşı edebi yoktur. Nereden biliyoruz bunu? Ya edepli bir adam anadan doğma soyunur mu? Soyunsan bile sesini çıkarmayacaksın der mi? Bakın hayatta bir rehber olması gerekir. Aman dikkat edin düzgün yaşayın. İşte ne bileyim. Kendi hayatınızda çeşitli şeyler sağlarken, noktalara gelmek isterken bir rehberiniz olsundan başladı. İşte kimseye zarar vermeyin, aman akıllı olun, yetişmek lazım, olgun olmak lazım.
Hemen galeyana gelmemek lazım. Yetişkin insan olmak lazım. Böyle masum masum başlıyor. Bakın olmadık yerlere gidiyor. Şimdi bambaşka bir yere gidecek. Bakın bu bölümde görmüş olduğunuz kitap İbn Arabi Hakikat Yolcusu'nda Kılavuz isimli eser. Yani kılavuzu İbn Arabi olanın burnu şirkten kurtulmaz arkadaşlar. Neden mi? Bakın neden. Bakın bu kitabın 28. sayfası. Bakın. Şeyhin kendisine emrettiği şeyin sebebini sorması, aksine o emir aklına yatsın veya sormaması, aksine o emrin aklına yatsın veya yatmasın yerine getirmek için koşması mürit olmanın şartlarındandır. Şeyh bir şey istediği zaman sebebini, anlamını, akla mantığa uygun olup olmadığını sormadan, derhal yerine getirmek için sorgulamadan koşmak mürit olmanın şartlarındandır. Ama bu aslında şeyhin kul olmanın şartlarındandır. Yani her ne yaparsa yapsın, yanlışında bile hikmet arıyorsan bu şirke doğru gider ve gidiyor da. Bakın bir sonraki sayfayı çeviriyoruz. Dikkat edin şimdi. Bakınız burada ne diyor. Şeyhe itiraz etmek, sayfa 31, şeyhe itiraz etmek ise müride haramdır. Bundan dolayı o kişi şeytanın maskarası olan mürittir. O nefsinin heveslerinin peşinde koşar. Onun kötülüğü Allah yolunun büyükleri nezdinde keşfolunmuştur. Ne kadar lanet bir adam oluyorsun yani. Şeyh efendiye ya bunu niye böyle yapıyorsun diyemezsin. Bu yüzden dikkat edin. Tarikatlarda uydurma hadisler, hurafeler, masallar son derece yaygındır. Çünkü şeyh anlatıyorsa ona itiraz edemezsiniz. İşte bu otoriteye tapınma, bu otoriteye sonuna kadar inanma, güvenme duygusu İslam alemini mahvetti. Halbuki İslam akılcı bir dindir. Niye itiraz etmeyelim? Anadan doğma sonuysa itiraz etmeyeceksin. Peki neyine itiraz edeceğiz? Hiçbir şeyine itiraz etmeyeceğiz. Tanrı mı o? Müridin mübah olan şeyleri yapması onun uğursuzluğunun alametlerindendir. Ama şeyhken, şeyh haram olan şeyleri yapınca sorun olmuyor. Bakınız bu ifadeyi unutmayın. Burada diyor ki, müridin diyor mübah olan şeyleri yapması onun uğursuz olduğunu gösterir. Müritler için haram olan davranışı yapmaya zaten yol yoktur. Haramı zaten işlemeyeceksin. Tamam ben işlemeyeyim de sen de işleme. Müridi bu mübah davranışlarını yapmaktan men ettiği halde. Mesela mübah olan nedir? Adam su içiyor. Ya da uykusu gelmiş yatıyor. Mürit de şeriat alimlerinin bu konudaki sözlerini delil olarak getirirse, ya hocam siz bana su içmeyi yasakladınız, uyku uyumayı yasakladınız ama burada bir sorun yok ki derse, o mürit asla iflah olmaz. Mürit o mübahtan yüz çevirmesi gerektiğini bilmelidir. Allah'tan afiyet dileriz. Allah akıl fikir versin. Peki müridin mübah olan suyu içmesi bile onun iflah olmayacak derecede bozuyorsa, peki şuna ne denir arkadaşlar? Sayfa 32. Şeyhinin Rabbinden bir şeriat ve apaçık bir delil üzere olduğuna inanmak mürit olmanın şartlarındandır. Mürit şeyhinin hallerini kendi terazisine tartmamalıdır. Zaten şeyh de zahirde kötülenen bir şey sudur eder. Yani bu olabilir. Bazen şeyhlerde böyle şeyler olabilir. Ancak o şey batında yani işin iç boyutunda, dış tarafında, iç tarafında hakikatte övülen bir durumdur. Bu konuda müridin teslimiyet göstermesi lazımdır. Allah erlerinin niceleri vardır ki ellerine şarap kadehini alırlar ve o şarabı içerler. Ancak Allah o şarabı onların ağzında bala dönüştürür. Bakan kişi onun şarap içtiğini görür ancak o baldan başka bir şey içmemektedir. Böylece haram işleminin kapısını da ardına kadar açtı. Haram işlemek için yolu da hazırladı. Yani şarap bile içse itiraz etmeyeceksin. Ama demin mürit mübah bir şey yaptığı zaman ona itiraz ediyorsun. Yani niçin mürit mübah bir şey yaptığı zaman o iflah olmuyor da sen şarap içtiğin halde sorun olmuyor? Mürit kendisine helal olan bir şey yapsa o adam iflah olmaz diyorsun. E sen şarap içiyorsun. Ha sorun değil o bala dönüşüyor zaten. Ya siz aklınızı mı kaçırdınız? Bir adam domuz eti yese yerken koyun etine mi dönüşüyor? Bir adam Allah korusun saçma bir örnek olacak kusura bakmasın lütfen. Hani izah olmanın mizahı olur. Bir adam bir başka kişiyle affedersiniz zina yapsa kendi karısına falan mı dönüşüyor? E nasıl şarap bala dönüşüyor öyleyse? Sen resmen haram işlemeye yol yapıyorsun. Ben bunları işleyeceğim. Sen idrakin ve algın kapasiten bunu anlamaya yetmeyebilir. Sen iyi şeymiş gibi düşün. Ben şarap içiyorum ama sen bal içmiş gibi düşün. Nerede kaldı İslam ahlakı? Hani talim, terbiye, İslam'a göre eğitmek nerede kaldı? Hani işte mürit Kur'an-ı Kerim'e göre eğitilmeliydi, İslam ahlakı hakim olmalıydı, İslam ahlakının nasıl yaşanması gerektiği ona anlatılmalı. Nerede kaldı? İşte arkadaşlar tarikatlarda bütün bağlılık bunadır. Bütün tarikatların benimsemiş olduğu bir şey vardır. Mürit şeyhine ölünün yıkayıcısına yani gassala teslim olduğu gibi teslim olmalıdır.
Bu ifade her tasavvuf kitabında vardır. Hepsinde geçer. Amentü gibidir yani. İnanç esaslarıdır bu. Bir mürid şeyhine her hal ve şartta hiçbir şekilde itiraz etmeden içinden dahi itiraz etmemelidir. Bakın bu kölelikten bile öte bir durumdur. Çünkü köle nihayet efendisine itiraz eder. Mesela diyelim eski Yunan'da köleler vardı. Köle ne yapıyor? Adam ne yapıyor? Kölesini dövüyor. Köle de ne yapıyor? İçine küfür ediyor. Söyleniyor. Öfkeleniyor. Bunu dahi yapmayacaksın. Bunu dahi yapmayacaksın. Bu kölelikten de öte bir durumdur. Allah'ın beklemiş olduğu tazimi, edebi, saygıyı şeyhine gösteriyorsun. Mehmet Zahid Kotkun'un kitabında bu vardır biliyor musun? Çok korkunç bir ifadedir bu. Allah'ın emir ve yasaklarını göstermiş olduğunuz edebi mürşidin şeyleri, emir ve yasaklarını da göstereceksin. Tanrı mı o adam? Peki mürşit ne yapacak? Yine Mehmet Zahid Kotkun'un kitabında bu da geçer. Şarap bile içse o bal içmiştir aslında. Mantık bu. Yani şeye bağlılığın mantığı şudur. Özetle. Şimdi daha da detaylandıracağım. Allah'a göstermeniz gereken teslimiyeti şeyhe göstereceksiniz. Yani müşrik olmadan mürit olunmuyor arkadaşlar. Allah'ın yasakladığı şeyi bu adamlar keyifle yapıyorlar. Bunu şart olarak koşmuşlar. Araya iki Allah Muhammed ayet koyunca da benim zavallı kardeşim de işin aslından iç yüzünden haberdar olmayan kardeşim de buna inanıyor. Bir müddet sonra o kadar yalanlar böyle sis gibi etrafını sarıyor ki artık bunlara da inanıyor. Vardır onun bir bildiği diyor. Tasavvuf kitaplarında bunun örnekleri çoktu. Adam gider işte der ki mesela çok örneği var bunun. Ben bu restorana buraya bir kadın gelecek. Onu benim odama koy. Sakın kapıyı açma. Mürit de şüphelenir. Acaba o ne yapıyor içeride diye. Aa meğer kız kardeşi çıkmış. Bir testi şarap getir. Adam içiyor içiyor. Mürit şüpheleniyor. Acaba bu ne yapıyor? Aa meğer o bala dönüşmüş. İşte benim cebimdeki para bir bakıyorsun şeyhin elinde. Aa bu nereden geldi? Adam keramet göstermiş. Yani haramlar işlemiyor. Yol yapıyorlar. Böyle hikayeler çoktur yani. Böyle hikayeler. Mesela Şeyh Efendi demiş ki bunu Elibiriz'de okumuştum. Git falan yerde bir adam var, git onu öldür. Adam da gidiyor, karanlık bir odada birini öldürüyor. Ama kimi öldürdüğüne tam emin değil. Ya diyor ben ne yaptım, çok yanlış yaptım herhalde diyor. Sabah oluyor gidiyor bakıyor ki meğer o adam biriyle zina yapmak için oradaymış. E sen tetikçi mi yetiştiriyorsun? Kaldı ki ondan bile emin değilsin. Ne biliyorsun adamın kendi eşidir, özel hayattır bilmem nedir. Adamı niye öldürtüyorsun yahu? Böyle mantık olur mu? Ama işte bir şey ki aklınızı kiraya bile vermiyor. Çünkü kiraya verdiği şeyin kirasını alırsın. Kiraya da komple veriyor. Komple hediye ediyor. İrade katili, iman katili bunlar. Kendi beynini çıkartıp şeyhin eline veriyorsun. O da makyaj yapıyor. Tam onun istediği birine dönüşüyorsun. Sonra o şeyhi de emperyal üç güçlerden bir tanesi. Çünkü bu sadece inanma esasında kalmıyor yani. Şeyh mürid ilişkisi kalmıyor. Bunu fark eden emperyalist ne yapıyor? Geliyor işgalci kuvvetler. Şeyhi satın aldı mı bütün tarikatı satın almış oluyor. Biz bunu tarihte örneklerini çok gördük. Müslümanların, Müslüman gibi görünen Allah Muhammed diyen tarikatların şeyhlerinin zalimlerle vakti geldi nasıl işbirliği yaptıklarını biliyoruz. Tarih kitabını incelerseniz herhangi bir bu konuyla ilgili bir tarih kitabını görürsünüz siz de arkadaşlar. Yani o kadar da masum falan değiller. Şimdi bakınız burada mürit ve şeyhin tanımını karşılıklı okuyalım. Süleyman Uludağ'ın tasavvuf terimler sözlüğü. Ben bunları çok önemsiyorum bu terimler sözlüğünü okumayı. Çünkü onları ana kaynaklarından tanıyoruz. Sen uyduruyorsun diyemiyor adam. Ben uydurmuyorum. Siz yazdınız bunları. Bizi bizden tanıyın dediniz. Sizi sizden tanıdık. Bizim kitaplarımızı okumadığınız için bizi anlamıyorsunuz diyorsunuz ya. Hayır ben de diyorum ki siz kendi kitaplarınızı okumadığınız için bizi anlamıyorsunuz. Mesela şunu okuyan ne der? Bakın müridin tanımı. Tarikata giren, şeyhe bağlanan, derviş, ben de efendisi olan şeyhin kulu. Yani şeyhinle mürit arasında hoca talebe ilişkisi yok. Kul ilah ilişkisi var. Burada ilah durumda olan şeyh olmuş oluyor. Bu yüzden arkadaşlar şeyhler bundan da memnundurlar. O zaman şu sloganı düzeltelim. Şeyh uçmaz, mürit uçurur. Hayır bu doğru değil. Şeyh uçar, mürit irtifa kazandırır. Şeyh de bundan mutlu olur. Şimdi doğru budur. Devam edelim. Cenaze onu yıkayan kişinin önünde nasıl iradesiz ise mürit de şeyhinin önünde o şekilde iradesizdir. Bir kör kendisini yeden, yani elinden tutan kişiyi uçurumun kenarından nasıl takip ederse, mürit de her hususta şeyhini öyle takip eder, kör gibidir. Bakın benzetmeye bakar mısın? Kör yapıyorsun adamı. İlerisini görmüyor, önünü görmüyor, bir öngörüsü yok. Mürit de şahsi iradesini şeyhin iradesinde yok etmiştir. Buna fena fişek denir. Şeyhte yok olmak, ben yokum, o var. Ben sadece bir aletim. Şeyh beni tutar istediği yerde kullanır mantığı. Onun için iradesizdir. Mürit, şeyhinin emir ve iradesini yerine getiren bir alettir. Bakın, tanıma bakın.
bir kalem gibi. Siz bir kalemle yazdığınız zaman kalem size itiraz edebiliyor mu? Edemiyor. Bu da onun gibi. Artık insani vasıflarından soyutlanmış, artık ben olmaktan çıkmış, şeyhinin kulu, kölesi, hatta hiçbir itiraz edemeyen suç aletine dönüşmüş. Bakın buradan şeyhin tanımına bakalım. Bu müridin tanımıydı. İkisi birbirine iç içe olduğu için beraber ele aldık. Bakınız arkadaşlar, şeyh kimmiş? Şey, yaşlı, ihtiyar, pir, bey, önder, kabile başkanı gibi anlamlara gelir. Tamam, bu masum kavramı. Masum olan tarafı. Nefsinde fani, hakta baki, veli, Allah dostu. Taliplere beraberlik etmek ve onları irşat etmek ehliyetine ve liyakatine sahip olan insan-ı kamil. Rehber, delil, mürşit, şeyh, kamil ve mükemmeldir. Başkalarını da kemale erdirir. Kendisi kamil ve mükemmeldir. Başkalarını da kemale erdirir. Arkadaşlar burada insan-ı kamil diyor. Şimdi insan-ı kamil videomuzu izlerseniz, o programımızı, insan-ı kamilden kastım da tanrılaşmış insan olduğunu anlarsınız. Onu o videomuza havale edelim. Kanalıma girerseniz o videoda görürsünüz. Şimdi burada şeyhin tanımında şöyle bir şey ifade ediyor. Bunlar mürit ve müntesiplerinin mal, beden ve ruhları üzerinde mutlak olarak söz sahibidirler. Yani şeyhin gözünde bir mürit malıyla, canıyla, her şeyle ona aittir. Bedeniyle her şey ona aittir. E siz bu noktaya getirirseniz o adamı, Allah korusun, cinsel taciz de yaparsınız, mallarına da el koyarsınız, tetikçi olarak da kullanırsınız, iradesini zaten elinizden aldınız. Robocop gibi yani, uzaktan kumandayla çalışıyor. Git şunu öldür diyorsun, onu öldürüyor. Buna dönüşüyor. İşte şeyh mürit ilişkisi budur arkadaşlar. Tasavvuf kitaplarını açın bakın. Şeyhine hayır diyen bir mürit iflah bulmaz. Mürit ne dil, ne kalp ile şeyhine itiraz edemez. E sen robottan bahsediyorsun. Şeyhe karşı işlenen günahın tövbesi olmaz. Tanrılaştırıyorsun resmen. Sonra şöyle devam ediyor. Şeyhin önündeki mürit gassalın önündeki cenaze gibidir. İradesi yoktur. İradesi yoktur. İfadeye bakar mısınız yani? Şeyhte fani olmak Allah'ta fani olmanın mukaddimesidir. Mukaddimesidir, öncesidir yani. Önce şeyhte fani olacaksın. Yani kendi benliğini şeyhin benliğinde eriteceksin. Sen olmayacaksın, sadece o olacak. Allah'a giden yol şeyhten geçer. Yani Allah'la aranda şey aracıdır. Müşrik oluyorsun. Bitti yani burada mevzu. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Böyle şeyhin kendisi şeytandır. Bir insan size dese ki senin malların ve canların üzerine tasarruf sahibi olan benim, ona nasıl bakarsınız? Ama müritler bunu kabulleniyorlar işte. Böylesine bir hipnoz, böylesine bir uyuşmayla siz malınızı, canınızı, tabii ki eşinizi, hatırlayın lütfen İbrahim Ethem'in kıssasını okurken ne demiştik? Menzil Tarikatı'nın kitabında var bu, sohbetler kitabında. Karısını götürdü. Hangi duyguyla götürdü? Ya bir adam karısını şeyhine hediye eder mi? En güzel kadın istemiş şeyh ondan. O da kendi karısından daha güzelini bulamadığı için kendi karısını süsleyip püsleyip bir de karısına makyaj yaptırmış. Onu götürmüş. Peki hangi duyguyla yapıyor bunu? İşte bu teslimiyetle yapıyor. Bu kör güdük teslimiyeti. Şeyh kör gibidir. Mürit kör gibidir. Şeyh görür. Şeyh müriti istediği yerde, istediği şekilde, istediği anda, istediği alanda, istediği işte kullanır. O zaman cinsel sapıklığın, maddi istismarın, sonu gelmeyen hurafelerin ardı arkası gelmiyor mu? Kapısı açılmıyor mu arkadaşlar? Devam ediyorum. Şeyh keşif ve keramet sahibidir. Allah'ın arz üzerindeki halifesidir. Allah adına hareket eder. Getirdi. Şeyhin bütün eylemlerini Allah adına hareket eden, Allah için yapan, ne yaparsa yapsın Allah için yapıyor. O zaman itiraz etmeyeceksin. Çünkü şeyhe itiraz Allah'a itirazdır. Allah'ın halifesi olduğuna göre o zaman şeyhe yapılacak her itiraz Allah'a itiraz olacaktır. Ya yani bu mantıkta, bu mantalitede İslam diye bir şey kaldı mı? İman diye bir şey kaldı mı? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala böyle bir şey mi istiyor bizden? Ne kadar Kur'an-ı Kerim aykırı, ne kadar tevhid inancına aykırı. İslam ahlakını yok ettin. Tevhid inancını yok ettin. İşin içine şirk bulaştırdın. Müslümanı koyun haline getirdin. Koyun bile yiyeceği otu kokluyor ama mürit önüne gelenden başka bir şey yiyemez. Koyunu bile bazı yerlere çekemiyorsun. At bile koşuyor, tehlike sezdi mi duruyor. Hayvan kadar mı senin iraden yok yahu? Korkunç bir şey ya. Korkunç bir şey arkadaşlar. Korkunç bir şey. İşte Müslümanların ne halde olduğunun ispatı, delili ve daha da ne olacağımızı da görüyoruz buradan. Bu kafayla gidersek biz maddi, manevi istismardan kurtulamayız. Bizim yeraltı, yer üstümüzü, kaynaklarımızı emperyalistler, şunlar bunlar götürürler. Bize daha çok alay ederler. Bize çok dalga geçerler. Çok tarikat yuvalarında biz tapıklıklar bilmem ne rastlarız. Çok tarikat yuvalarında cinsel istismar, din istismarı, hurafe istismarı, maddi istismar, parayı götürenler, birbirini kandıranlar, birbirini aldatanlar. Çok rastlarız biz bunlara. Çünkü
Oradaki yapılanlar, oradaki mantık, dizayn, sistemin kuruluşu buna müsait. Bunun için var. Şeyh içerse şaraba dönüşür dedikten sonra siz hiçbir haramı engelleyemezsiniz, yasaklayamazsınız. Hem adamın içtiği şarap bala dönüşecek hem de itiraz etmeyi yasaklayacaksınız. Ve bunu cani gönden kabulleniyor ve bütün tasavvuf bunun üzerine kurulu. Aziz dostlar, bu korkunç bir şey. Bu İslam'ın kabul etmediği bir şey. Hiçbir şey diyemiyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'de nebilerinin yanlışlarını açık açık söyleyip anlatabiliyor, anlatıyor. Biz şey şurada yanlış yaptın diyemiyoruz. Ya yaptı yanlışa dahi yanlış diyemiyoruz. Yaptığı yanlışta bile hikmet aramak zorundayız. İtiraz edemezsiniz. Feyiz kesilir, çarpılırsınız. Hakiki mümin olamazsınız. Bir de soru sorduğumu sana şeytan diyor. Sen yoldan çıkmışsın. Sen o kadar şarap iç, yoldan çıkma. Biz sana niye böyle yaptın diye yoldan çıkalım. Kafaya bak yani. Allah şeytan işi pisliktir diyor. Bunlar bir kerameti vardır diyorlar. Bu videoyu uzatabiliriz arkadaşlar. Çok şey söylenebilir. Bu kadar yeterli. Anladınız sanıyorum. Allah'a emanet olun dostlarım.